Almanya'dan geldiniz. Evet, doğru mudur? Berlin'den geldim. Hoş geldiniz. Oralar nasıl? Battınız mı? Yok. Battık diyenler yalan söylüyor. Gerçekten yalan söylüyor. Enflasyon orada da var zannediyorum. Var, ufak. Evet, ama yani her şey 1 euro arttı. O kadar. Ya diyelim ki 1 litre çiçek yağı 1 euroydu, 1.79 oldu. Yani tamam, ilk zamanlarda çiçek yağı bulunmuyordu. Rusya Savaşı'nda falan o yüzden bulunmuyordu. Şimdi onlar da bulunuyor yani. Öyle bir battık mattık diye yalan söylüyorlar hepsi. Oradan bakıldığında Türkiye nasıl gözüküyor? Bizler vatanımızı sevdiğimiz için çok üzgünüz Türkiye için. Gerçekten çok üzülüyoruz. O kadar üzgünüm ki anlatamam yani. Geldim burada fiyatları gördüm. Gördüğünüz fiyatları değil mi? Şokları yaşadım. Şok oldum gerçekten. Almanya'da Türkiye'nin durumu çok iyi diyen ve iktidarı destekleyen gurbetçiler var. Şimdi bu gurbetçiler tabii ki konuşunca sinirleniyor insanlarımız. Tabii ki gurbetçilerimizin hepsi öyle değil. Mesela siz de gurbetçisiniz. Farklı düşünüyorsunuz. Tabii ki. Peki niye öyle düşünüyorlar onlar? Onların psikolojileri ya da sosyolojik olarak buranın farkında değiller mi? Buranın nasıl bir sıkıntılı olduğunu, yoksa başka bir şey mi var altında? Cehalet diyelim. Çok cahiller. Diniman diyorlar ama sosyal yardım alıyorlar. Geliyorlar burada sosyal yardımla geziyorlar, tozuyorlar. Türkiye cennet. 100 lira bozduruyorlar. 1600 lira. Oradan bakıldığında gerçekten çok kötü. Tekrar kazanabilir mi peki Tayyip Bey? Öngörünüz nedir? Hiçbir fikrim yok. Öngöremiyorsunuz değil mi? Yani kesin kaybedecek diyemiyorsunuz. Kesinlikle diyemiyorum. Beni en çok şaşırtan fiyatlar oldu yani. Bir çay 50 lira, ayçiçek yağı, kiralar, hepsi. Hepsi mi? Hepsi şaşırdı yani. Bilmiyorum. Biz nasıl geçiniyoruz sizce? Bu kadar pahalı bir hayat. Mucize. Mucize diyelim ya. Başka bir şey değil. Her geçen gün. Nasıl yani, nasıl geçindiğinizi ben düşünemiyorum gerçekten. Ev kiraları korkunç derecede artmış. İki tamam katına, Almanya'da da artıyor. Yakın. Evet, Almanya'da. Burada iki katına yakın arttı. Berlin tabii başkent, orada da ev kiraları artıyor ama böyle korkunç bir şekilde değil yani. Her şey iki katı, üç katı, her şey öyle üç katına katlamış yani. Bizim şu anda Türkiye'deki gençlerin çoğunluğu Almanya'ya gitmek istiyorlar. Ve maalesef diyorlar ki, duymuşsunuzdur, bunların içinde mühendisler var, işte öğretmenler var, maalesef. Gideyim diyor, orada bulaşık yıkasam da gideyim diyor. Gitmesinler diyorum ben. Ülkelerinden ayrılmasınlar. Orada çok büyük zorluklar çekerler. Ne gibi efendim? Biraz bahseder misiniz? Çünkü oraları da cennet zannediyorlar. Yok yok, öyle düşündükleri gibi cennet de değil yani. Çok iyi Almanca bilmen lazım. Bir defa dilin olacak, doğru mu? Dilin olmadı mı zaten bir hiçsin. Almanca bilmeyeni temizlik işini bile almıyorlar. Nasıl bulaşık yıkayalım da falan diyorlar. Kim alır yani? Kim alabilir? Hani belirli bir yaştan sonra öğrenmek de çok zor. Almanca en zor öğrenilen bir dil yani. Hiçbir şey öyle göründüğü gibi hiç tavsiye etmem. Irkçılık var mı efendim? Gençlere. Yok, ben hiç 38 senedir, 39 seneye giriyor. Berlin'deyim. Hiçbir ırkçılıkla karşılaşmadım. Düzgün yaşayan insanlarda hiçbir şey olmaz. Yani, yeter ki düzgün yaşayacaksın. Özellikle şunu sormak istiyorum. Yani gelmeyin diyorsunuz ya, zorlukları. Oranın zorlukları nedir? Nasıl zorluklar var oralarda? Ya öyle zannediyorlar ki hemen giderim iş bulurum, şöyle yaparım. Öyle bir şey yok yani. Oradakiler de bazen oradakiler de iş konusunda zorlanıyor. Yani buradan gidenler, evlenmiş gidenler. Yeni Almanca dönenler oluyor mu Türkiye'ye? Gidip ayak uyduramayıp. Olanlar çok önceden oldu ama şimdi bilmiyorum. Şimdi artık dönmüyor. Çok önceleri geri dönenler çok oldu. Kesin dönüş yapma fikri var mı gurbetçilerde Türkiye'ye? Ya bütün istekleri kesin dönüş zaten. Türkiye hasretiyle yanıp tutuşuyor zaten. Nasıl gelip geçineceksin? Geçinmen için bir şey olması lazım yani. Gelirin olması lazım. Bazen bazı şeyler, oradaki emekliler, bazı yaşlılar geliyor burada yaşıyor ama oradaki emeklileri orada yetmiyor. Yani bütün gerçekleri de söyleyelim yani. 600-700 euro emekli alan insanlar var orada. Bir kira, ev kirası olmuş orada da 600 lira, 600 euro. Peki orada emekli insan 600 euro tek başına yaşayan bir insan olsa, devlet yardımı yok mu orada da var yaşlılara? Yani sadece emekli maaşıyla mı? Devlet üstünü tamamlıyor. Diyelim ki 600 liraya, devlet onlara en fazla diyor ki sen bir buçuk odalı evde kalman lazım, bir kişilerse veya iki kişilerse iki oda. Kira ne kadarsa gerisini de devlet tamamlıyor. Biraz da geçinecek
kadar para da veriyor. İşte o kadar yani. Sizin bu söyledikleriniz bizim için rüya ama. Burada hiç yok biliyorsunuz. Gerçekten öyle. Burada bir, öyle bir yardım falan yok. Burada emekli maaşın alırsın. Emekli maaşın var diye sana başka yardım da bağlamazlar. Emekli maaşı sanki çok büyük gibi. Evet. Gençlerimiz de maalesef umutsuz. Ya son şimdi, bir seçim var önümüzde 2023'te. Bakalım neler inşallah olacak. İnşallah Türkiye'miz için kim hayırlıysa o olsun diyorum ben. Ben vatanımı gerçekten çok seven bir insanım. Bütün gurbetçiler öyle vatanlarını evet, seviyorlar. Evet, gerçekten. Hani bizim çocuklarımız mesela benim çocuklarım odasında Atatürk'ün resimleri, Atatürk'ün posterleri. Kimse demez yani bunlar gurbette büyümüş. Benim oğlum kızım Alman vatandaşı. Yani onlar da vatanlarını çok seviyorlar. Benim kızım hatta üniversiteyi burada okudu. Alman filolojisini. Almanca öğretmeni oldu. Yani burada yapamadı geri ülkesine döndü. Ülkesine diyorum. Çünkü artık onlar orayı ülke olarak görüyor. Orada doğdular. Orada doğdular, orada büyüdüler. Evet. Ve burada evlendi oğlum. Daha yeni bir nikah yapmak için geldik işte. Hayırlısı olsun efendim. Mutluluklar dileriz. Çok teşekkür ederim. Saygılar.